Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında birlikteyiz ve ister siz buna Hazreti İsa'yı doğrudan anlatma deyiniz veyahut da Nisa suresindeki ayetler münasebetiyle, Maide suresindeki ayetler münasebetiyle diyelim, Hazreti İsa'dan söz etmek istiyorum. Bilmiyorum ne kadar sürer. Muhterem izleyenlerim, Hazreti İsa aleyhisselam hakkında hepimizin bildiği malumatların dışında bazı konulara temas etmek istiyorum. Hazreti İsa aleyhisselamı iyi anlayabilmemiz için ben bulunduğu ortamı, yaşadığı ortamı, yaşadığı dönemi, tarihi ve insanları ve siyasi konumunu, sosyal konumunu iyi bilmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yok eğer siz Hazreti İsa aleyhisselamı oradan çekip alıp kendi başına anlattığınız takdirde kolay kolay onu hiçbir yere yerleştiremezsiniz. Gerçi bu bütün insanlar için, bütün peygamberler için bu böyledir ama Hazreti İsa aleyhisselamın yaşadığı toplum, dönem, tarih biraz karışıktır. Nasıl karışık? Bir defa kendisi İsrailoğullarındandır. Önce bunu bir yere not edelim. Hazreti İsa aleyhisselam bir Yahudidir ve İsrailoğullarındandır. Ve İsrailoğulları o gün ne durumda? Bunu iyice bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde çözemeyiz. Mesajını anlayamayız. Hele hele eğer diğer peygamberlerle kıyasladığımız takdirde ister kendisinden önceki Hazreti Davud, Hazreti Süleyman aleyhisselam olsun, ister kendisinden sonra Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam olsun. Eğer ikisiyle bunlarla kıyasladığımız zaman Hazreti İsa aleyhisselamın bambaşka bir dünyada, bambaşka bir ortamda, bambaşka bir tarihte yaşadığını göreceğiz. Muhterem izleyenlerim, İsrailoğulları gittikçe sadece siyasi yönden, devlet açısından değil, sosyal yönden de, İslami yönden, dini yönden de gittikçe çürüyordu artık. Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanında İsrailoğulları tarihlerinin zirvesine çıkmışlardı. Hem siyasi anlamda, hem dini anlamda, hem askeri anlamda, hem bilimsel anlamda gerçekten İsrailoğullarının altın çağı Hazreti Süleyman Aleyhisselam dönemidir. Hazreti Davud'la başlamıştır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'la birlikte zirveye çıkmıştır. Yani tarihe baktığımızda en güzel eserlerini, her şeylerini o dönemde veriyorlar İsrailoğulları. Ama Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan sonra bölünüyorlar. İkiye bölünüyorlar. İsrailiye ve Yahudiye diye kendi aralarında bölünüyorlar. Ve daha sonra da tabii bölünmenin neticesi nedir? Dışarıya karşı zayıf düşmektir ve dışarıdan darbeler geliyor. Ve bu darbeler Babil esareti, Asur esareti, başka yani doğrudan doğruya başka ülkelerin esaretine giriyorlar. Ve bir ara Pers İmparatorluğu, İran diyelim, bunları kurtarıyor. Yani ötekilerin elinden, Babil'in elinden kurtuluyor. Ama bu arada sürülüyorlar, onu da söyleyelim. Babil işgali, Babil sürgünü vardır. İsrailoğulları olduğu gibi büyük bir kesimi ülkelerinden çıkarılıyor, Babil'e götürülüyor. Daha sonra Pers İmparatorluğu Babil'i yenince ne yapıyor? Geri geliyorlar. Ama çok şey kaybediyorlar. Tevrat kayboluyor. Mukaddes sandıklar kayboluyor. Buralar İsrail tarihi olduğu için bu kadarcık bilgiyle yetinelim. Fakat önemli bir olay var muhterem izleyenlerim. Hazreti İsa aleyhisselamdan 63 yıl önce, yani milattan 63 yıl önce bu defa İsrailoğulları Roma'nın esaretine giriyor. Bizim bildiğimiz Roma'nın esaretine giriyor ve Filistin, İsrail, Yahudi toplumu Roma'nın içerisinde kalıyor. Roma onları esir alıyor ve aslında var ya bir daha da kurtulamıyorlar.
bir daha da müstakil bir şekilde ortaya çıkamıyorlar. Orası ayrı bir konu. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam böyle bir dönemde dünyaya geliyor. Yani kendisi dünyaya gelmezden önce yaşadığı, mensubu olduğu İsrailoğulları Roma, putperest Roma, bu da çok önemlidir. Putperest Roma'nın egemenliğine giriyor. Ve artık öyle bir durum oluyor ki bunu tahmin edebilirsiniz siz. Zaten İsrailoğulları haklı olarak da belki nedir? Putperestlere ciddi anlamda düşmandır. Sadece düşman değil, yani putperestlere düşman dinlerinin gereği, aslında İslam'ın da gereği, Müslüman olmanın gereği de putperestliğe düşmanızdır elbette. Onlar da düşman. Ama onlar ayrıca o putperest devlet, imparatorluk kendilerini esir aldığı için fazladan bir düşmanlık da var. Ciddi anlamda düşmanlar. Hem putperestler hem kendilerini esir almışlar. Ve bu düşmanlıklarını yani öyle gösteriyorlar ki bu biraz da Tevrat'tan kaynaklanıyor, biraz da kendi yani ırkî davranışlarından da, ırkî geleneklerinden de kaynaklanıyor olabilir. Yani selam vermiyorlar, adam yerine koymuyorlar. Onlar, yani o putperestlerin dokunduklarını yemiyorlar, onlarla konuşmuyorlar. Yani öylesine hem küçük de görüyorlar. Belki haklı olarak da dediğim gibi bu belki bir kısmı onların bu davranışlarının bir kısmı Tevrat'tan kaynaklandığı gibi belki bir kısmı da hani seçkin kavim ya Allah-u Teala onlar işte ben sizi alemlere üstün kılmıştım ya diye Kur'an'da bile belirttiğine göre nedir? İsrailoğulları böyle bir konumdadır. Yani araları böyle kötüdür. Ciddi anlamda kötüdür. Ve bu arada artık düşünebiliyor musunuz? Neler yapabilirler? İsrailoğulları artık bir kurtarıcı bekliyor. Bir kurtarıcı bekliyor. Birisi gelecek, bir Mesih gelecek ve o Mesih bizi Roma'nın, putperest Roma'nın egemenliğinden kurtaracak. Eski günlerimize döndürecek diye bir beklenti var. Bu milli bir beklenti. Dini bir beklenti. Peki Allah-u Teala'nın böyle bir vaadi var mı? Onu tam göremiyoruz. Yani Allah-u Teala ben sizi Roma'nın egemenliğinden kurtaracağım diye bir sözü olup olmadığını ben yaptığım araştırmalarda göremedim. Niye göremedim? Çünkü Allah-u Teala ya yani tarihe baktığımızda Allah-u Teala Mesih'i gönderiyor. Mesih diyor. Mel Mesihü ibn Meryem'e illa Rasul. Yani Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'a Mesih diyor. Ama o Mesih görevi nedir acaba? Fonksiyonu nedir? Yani Mesih'in birçok anlamı var. İsrailoğullarının beklediği Mesih, hayallerindeki Mesih kendilerini putperest Roma'nın hakimiyetinden kurtarmak. Ama Mesih diye bir de krala birisi kral olurken İsrailoğullarına yağlanıyor. Yağlama var bir. Saçını yağlıyorlar ve meshet Mesih diye yağlanmış anlamına da geliyor bu. Onun için eğer bu gerçekten beklenen Mesih ise yani beklenen Mesih'ten ziyade Allah-u Teala'nın gönderdiği Mesih nedir? Kimdir? İsrailoğullarının beklediği Mesih kimdir? Burada bir tutarsızlık var. Haşa şöyle tutarsız. İsrailoğulları Hazreti İsa'yı zaten Mesih olarak kabul etmiyorlar. Büyük bir kısmı kabul etmiyor. Kabul edenler de Hazreti İsa'ya iman edenler de iman etmelerine rağmen Hazreti İsa ile birlikte Roma'nın egemenliğinden kurtulduğuna da kurtulduklarına da şahit olmuyorlar. Burada böyle bir belirsizlik var. Ama Allah-u Teala bizim bildiğimiz Hazreti İsa'ya Mesih diyor. Evet dikkat edin Hazreti İsa Aleyhisselam Roma tarafından kendi insanları Yahudiler işgale uğruyor. 63 yıl önce ciddi bir işgale uğruyor ve bir daha da kurtulmuyor. Muhterem izleyenlerim bu arada ben Mesih'im. Ben İsrailoğullarını kurtaracağım diye
bir takım insanlar geliyor. Bir takım Yahudilerin içerisinden bir takım insanlar çıkıyor. Ve bunlar Roma'ya karşı ayaklanıyorlar, dikkat edin. Roma'ya karşı aynen hayallerindeki gibi kurtulacağız diye Roma'ya karşı ayaklanıyorlar. Ama bu ayaklanma hepsi bastırılıyor ve dikkat edin hepsi de çarmıha geriliyor. Ben Mesih'im diyen bir takım insanlar çıkıyor, etrafına birilerini topluyor ve ama sonunda koskoca bir Roma İmparatorluğudur, bastırıyor. Ve ilginçtir, hepsini de hatta Hazreti İsa'dan 135 yıl, miladın 135. yılına kadar bu Mesih geliyor. Ya çeşitli Mesihler geliyor, ben Mesih'im diyen isimleri de var yani. Bilmem Simon isminde birisi geliyor, başkaları geliyor ama hepsi de bazıları az bir grupla çarmıha geriliyor, bazıları o bahaneyle İsrailoğulları büyük katliama uğruyor. Mesih'ten dolayı ben Mesih'im diyen insanlar ortaya çıkınca Roma sadece o Mesih'i değil, İsrailoğullarının da önemli bir kısmını tekrar katliama uğratıyor. Defalarca. Burası çok önemli. Bunları niye anlatıyorum muhterem izleyenlerim? Bunlar şöyle kafanızın bir yerine not edilsin. Çünkü bu Roma var ya, İsrailoğulları Roma'ya düşman da, Roma da İsrailoğullarına böyle düşman, ciddi anlamda düşman. Kendi içinde. Ha ama bazı Roma komutanları, valileri, Kudüs'e atanan valiler bazen biraz serbestlik veriyor. Yani iç işlerinizde hürsünüz. Yani dini bir takım görevleri yerine getirebilirsiniz. Ben ona karışmam düşüncesinde olanlar var. Ama bir şeyi unutmayalım. Yani bu arada İsrailoğullarının bir iç durumu var. İç durumunun bir kısmı da şöyle muhterem izleyenlerim. Kudüs'te mabet var, o mabedin yöneticileri var, Sanhedrin denilen bir meclisi var, dini bir meclis, onların bir lideri var. Yani dini bir lideri var. İsrailoğullarının dini lideri var, fakat ilginçtir, bir yere not edin, bu dini lideri genellikle Roma tayin ediyor. Roma tayin ediyor. Bunun anlamı nedir? Bu dini lider, Kudüs'teki dini lider, Din adına Yahudileri Roma'ya karşı ayaklandıramaz. Niye? O tayin ediyor çünkü. O bir memur olduğu için o tayin ediyor. İşte Yahudi halkı da bunu gördüğünden dolayı dikkat ediniz, burası çok önemlidir. Yahudi halkı hem Roma'ya düşman, Roma'nın valisine, yöneticisine, her şeysine düşman, bir de atanmışlara düşman. Dikkat edin, Roma tarafından atanan din adamlarına da ciddi anlamda düşman. Burası çok önemli. Yani çünkü o din adamları bir ayrıcalığa sahip ve Roma'yı meşru göstermek için, canım Roma'ya da itaat edilir dedirtmek için dini eğiyor, büküyor. Diyelim ki Tevrat'ın ayetlerini, Kitab-ı Mukaddes'teki, Ahd-i Atik'teki bir takım ayetleri, hükümleri ne yapıyor? Büküyor ki yani Roma ile arası kötü olmasın. Onun için muhterem izleyenlerim, eğer ben Mesih'im, ben İsrailoğullarını kurtarmaya geldim diye eğer halkın içinden biri çıkıyorsa, iyi dikkat ediniz, ne oluyor? Roma'dan önce o Yahudi Din Meclisi, Sanhedrin denilen Kudüs'teki, mabetteki heyet, asıl onlar karşı çıkıyor. Ya sen bizim başımıza bela mı açacaksın? Sus, otur yerine. Senden dolayı işte Roma bizi katlediyor diyor. Adamların doğru yönleri de var yani zahirden baktığınız zaman. Yani böyle bir kıskaç içerisinde ne olacağını biz de bilemiyoruz. İşte muhterem izleyenlerim, böyle bir günde Hazreti İsa ortaya çıkıyor. Böyle bir günde ortaya çıkıyor. Yani ortaya çıkış yeri öyle ki Celile denilen bir bölgede, Nasıra denilen bir bölgede çıkıyor.
Ondan dolayı Nasrani de deniliyor, Nasara da deniliyor. Başka şeyleri de var. Bu kelimeye niye böyle, niye Hristiyanlara ve men ellezine kalu inna Nasara, biz Nasarayız, biz Nasraniyiz diyenlere gelince diye ayetlerde var ya, bu nereden geliyor diye ilim adamları, dil bilginleri araştırıyor da en önemli iddialardan birisi Nasıra. Nasıra bölgesinden Hazreti İsa Aleyhisselam ortaya çıktığı için bu isim verildiği söyleniyor kendisine. Oraya gelmeyelim, daha henüz Hristiyan diye ortada bir şey yok. Biz de Hazreti İsa'nın gelişinden, dünyaya gelişinden bahsediyoruz. Hazreti Meryem olayını falan hepimiz biliyoruz. Bunu çeşitli surelerde, özellikle Meryem suresinde, Âl-i İmran suresinde bu olayları gördük, tekrarlamayalım. Çünkü biz burada söylediğim gibi biraz bilinmeyen, belki de Kur'an-ı Kerim'in anlatmaya gerek duymadığı ama bugünkü insanların biraz bilmesi gerektiği bazı konular var. Ondan dolayı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yani dünyaya geldiği ortamdan bahsediyoruz. Ha, birincisi nedir? Beklenen çok soylu saray eşrafından dünyaya gelmiyor. Hiç gariban bir yerde, gariban bir yerde, esir bir yerde, ellerinde küçücük küçücük arazileri olan, el konulmuş, yani bir topraklarda dünyaya geliyor. Yani kısıtlanmış bir toprakta, zenginleme ihtimali, güçlenme ihtimali olmayan, sömürülen, ezilen bir bölgede dünyaya geliyor Hazreti İsa. Ve söylediğim gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu Yahudileri sömüren sadece Roma değil. O şey var ya, ayrıcalıklı Yahudiler var ya, Roma tarafından. Roma tarafından bir takım destekler veriliyor ki bu Yahudileri ayaklandırmayın Roma'ya karşı diye. Yani onlar tarafından da mallarına, mülklerine el konuluyor. Tarih bunu böyle yazıyor. Yani İsrailoğulları yani kendi içinde birkaç defa eziliyorlar. Roma'nın ezdiği bir tarafa, bir de mabet. Mabet eziyor. Zaten eğer dikkat ederseniz Hazreti İsa Aleyhisselam Kudüs'e gelecek, mabede gelecek. Mabede geldiğinde mabet hep sarrafların elinde, yani para babalarının elinde, durmadan dışarıdan gelen, burası çok önemli, dışarıdan da birçok insan Kudüs'e geliyor, hacca geliyor ve oraya geldiklerinde orada para harcıyorlar. Geldikleri şehrin veya ülkenin paralarını orada değiştiriyorlar, para bozduruyorlar ve öyle bir odak, güç odağı oluşmuş orada. Evet, böyle bir fotoğraf. Önce bunu görelim. Bunu niçin anlatıyorum? İnşallah daha sonraki derslerimizde izah edeceğiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman ettik diyenler kimdir? Nasıl iman etmişler? Bunu göreceğiz. Yani muhterem izleyenlerim, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı biz genellikle Yahudilerin karşı çıktığını, direndiğini biliyoruz. O doğru, onu bir yere kaydedelim. Hazreti İsa Aleyhisselam'a nedir? Öncelikle Yahudilerin kendileri, mabet, mabet denilen o junta diyelim, o junta, güçlü junta karşı çıkıyor. Yani burada nereden çıktı ya? Yani burada içimizde bir sürü şeyler dura dura, hani Efendimiz'e de öyle demişlerdi ya, اَاُلْقِيَ الزِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا. Yani Kur'an diyor, buna mı inecekti bizim içimizde? Eğer Kur'an inecek birisi vardı demek bu muydu? Bu yetim miydi? Bu öksüz müydü? Dediği gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'a da bu köylü mü? Bu yani Celile'den gelen, Nasıra'dan gelen bu köylü mü olacaktı bizim beklediğimiz Mesih diye? Yani o yönüyle de iman etmiyorlar. Ve bir de Hazreti İsa Aleyhisselam'a Yahudilerin, özellikle o güçlü Yahudilerin iman etmeme sebepleri çoktur. Hem bu onun fakirliğinden, onun yani gariban bir beldeden çıkıp geldiğinden dolayı ve bir de söylemlerine bakıyorlar. Söylemleri de tehlike, iki anlamda tehlike. Nedir? Birincisi, bu bizim başımızı belaya sokacak diyor. Öteki Mesihler gibi dedik ya, Hazreti İsa Aleyhisselam'dan önce ben Mesih'im diyen çok insan geldi ve ondan dolayı Yahudiler katliama uğradı. Kendiler çarmıha gerildiler. Şimdi bu adam da başımıza böyle bir bela açacak bizim. Hem de söylemleri, öteki söylemleri de
hiç de hoşlarına gitmiyor. Ahlaktan bahsediyor, edepten bahsediyor. Yani özellikle mabette yapılan kuru, resmi törenlere şiddetle karşı çıkıyor Hazreti İsa aleyhisselam. Ve bir de kuru kuruya Tevrat'ın, kuru kuruya gösteriş olarak Tevrat'ın zahiri hükümlerini yerine getirmiyorlar ama aslını, ruhunu uygulamıyorlar. Mesela düşünebiliyor musunuz? Hazreti İsa aleyhisselam'ın gösterdiği birçok mucize var. O mucizelerden birisi, biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor, hastaları iyileştiriyor. Alacayı, abrası, bilmem, yani vücuttaki deri hastalıklarını o zaman yaygınmış, amaları, şunları bunları, ölüyü diriltme olayları falan var. İlginçtir. Dikkat ediniz aziz ve muhterem izleyenlerim, Yahudilerin, mabetteki o mabede çöreklenmiş Yahudilerin, cuntanın Hazreti İsa aleyhisselama karşı çıktığı bir olaya bakın hele, hastanın birini cumartesi günü iyileştirmiş. Sen nasıl cumartesi günü iş yaparsın ya? Cumartesi yasağı var bizim diyorlar. Dikkat edin. Hazreti İsa aleyhisselam yaptığı işe iş diyorlar. Yani buna dünyevi bir amel, yani bir ticaret yapmayla eş tutuyorlar. Bir efendim kazma kürek çalışmayla veya başka bir yasak olan bir amelle aynı tutuyorlar. Halbuki Hazreti İsa aleyhisselam o gün denk gelen ve yalvaran birisini iyileştiriyor. Böyle böyle zıtlaşıyorlar. Ne bu İsa? Nedir? Tevrat'a uymuyor. Bu İsa cumartesi yasağını çiğniyor. Bu İsa ne yapıyor? Bazen Hazreti İsa aleyhisselam'ın peşine, sohbetine takılanların arasında bir de bakıyorlar ki Yahudi olmayanlar da var. Romalılar var. Gariban bazı Romalılar da denk geliyor. Onlar da yalvarıyor. Mesela bir kadın yani yalvarıyor, benim oğlumu iyileştir diyor ama bu Yahudi değil. Yahudi değil. Hazreti İsa aleyhisselam onu biraz görmemezlikten geliyor ama daha sonra ona da bir şeyler söylüyor. Vay sen misin? Putperest Romalı birine böyle bir iyilik yapan sen misin? Bu bizim Tevrat'ımızda var mıdır? Bu bizim geleneğimizde var mıdır? Sen nasıl ben peygamberim diyorsun diye dikkat edin. Zıtlaştıkları yönler. Yani böylesine ruhi konularda, ahlaki konularda içi yani esas anlamı geçerli olması gerektiği konularda kabuğa takılıp Hazreti İsa aleyhisselam'ı reddetmek için kuya yani bahaneler arıyorlar. Yani dikkat edin muhterem izleyenler, Hazreti İsa aleyhisselam gerçekten şu yönüyle acınacak bir durumda. Ne kendi kavmi, ne kendi kavmi iman ediyor, peşinden geliyor. Yani gerçekten biz bu zahiri kabuk törenlere takılmamamız icap eder. Bu adam doğru söylüyor diye iman etmeleri gerekirken, yanında yer almaları gerekirken onu yapmadıkları gibi Hazreti İsa aleyhisselam ne kendi kavminden yüz buluyor ne de öbür tarafta putperest Roma. Bu arada Roma da bunu gizli gizli takip ediyor. Niye? Etrafında kalabalıklar birikmeye başlıyor. Dinleyenler var. Epeyce dinli. Bu nereye gidecek? Bunun sonu nereye gidecek? Bu kalabalıklarla önceki ben Mesih'im diyen insanlar gibi bu da mı onları ayaklandıracak? Onu göreceğiz. O da onu takip ediyor. Buyurun. Gerçekten Hazreti İsa aleyhisselam'ın işi gerçekten çok çok zor. Çok çok zor. Ama nedir? Allah-u Teala'nın verdiği bir görev, o onu yerine getiriyor. Allah nedir? Bütün peygamberlerde, bütün insanlarda olduğu gibi kimse zaferden sorumlu değildir. Seferden sorumludur. Hazreti İsa aleyhisselam da seferini yapıyor, çalışmasını yapıyor, bu anlamda devam ediyor. İnşallah bundan sonraki sohbetlerimizde Hazreti İsa aleyhisselam'ı bu yönüyle ele almaya, sosyal yönüyle, tarihi yönüyle ele almaya, özellikle hem Yahudilerle hem mabetle ilişkisini, hem Roma ile ilişkisini ortaya çıkartmaya çalışacağız. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.